Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Fahri Erenel bizlerle birlikte oldu. Bir konumuz daha var şimdi ama öncesi bir haber verelim. Biraz önce bahsettik ya Almanya tarafından sızdırılan ses kayıtları. Ukrayna üzerinden Rusya'nın Kerç Köprüsü'ne saldırı planı yapan Alman subayların ses kaydının ortaya çıkmasının ardından açıklamalar ard arda geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sızıntıyı NATO'nun suratına patlayan yumurta olarak niteledi. Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise konuyla ilgili mesajını faşistlere ölüm sözleriyle bitirdi. Alman subaylarının Kırım'ı Rus anakarasına bağlayan Kerç Köprüsü'ne uzun menzilli füze sistemiyle saldırma planı yaptığı ses kayıtlarının yankıları sürüyor. RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın yayınladığı 38 dakikalık ses kaydında Alman komutanların Almanya'nın Ukrayna'ya 50 kadar Taurus uzun menzilli füze göndereceğini konuşuyor. Alman Hava Kuvvetleri'nin Rusya ile çatışmaya doğrudan müdahil görünmeden Ukraynalılara hedefleme bilgisi sağlamasının yollarını tartışıyorlar. Ayrıca ses kayıtlarında Alman subaylar planlamada yardım için İngiltere'ye başvurulmasını öneriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sızıntı nedeniyle ortaya çıkan planı NATO'nun suratına patlayan yumurta olarak niteledi. Lavrov, Alman subayların aralarında doğrudan müdahaleden bahsettiklerini çok iyi bildiklerini fakat bunu gizlemeye çalıştıklarını belirtti. Rus Dışişleri Bakanı, Batı İttifakı'nın hali hazırda Ukrayna'da faaliyet gösterdiğinin altını çizdi. Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in tepkisi ise çok daha sert oldu. Medvedev, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Almanların bir kez daha Rusya'nın baş düşmanı haline geldiğini söyledi. Medvedev, ana vatanımıza ve halkımıza zarar vermek için seçtikleri hedeflere ve yönetimlere bir bakın diyerek açıklamasını 2. Dünya Savaşı döneminden kalma faşistlere ölüm sloganıyla bitirdi. Sızan ses kaydı Almanya'nın da gündemine oturdu. Alman basını, Alman Savunma Bakanlığı'nın subayların ifşa olan konuşmalarının ardından birçok bilginin sızmış olabileceğinden endişe duyduğunu aktardı. Şimdi enflasyon verilerine bakalım. Şubat ayı enflasyonu